sayı doğrularına aşina olduğunuzu düşünüyorum. Sayı doğruları adından da anlaşılacağı gibi sayıların bir doğru üzerinde gösterilmesidir. Örneğin 2'yi bu sayı doğrusu üzerinde gösterebilmek için 0'dan başlarım ve sağa doğru eşit aralıklı 2 çizik ilerlediğimde işte buraya yani 2'nin üzerine gelirim. Sayı doğruları gördüğünüz üzere aslında oldukça basittirler. Bu videoda ise iki sayıyı buna benzeyen bir düzlem ile nasıl eşleştirebileceğimizden bahsedeceğiz. Mesela 3,5. Evet. Sizce bu iki sayı düzlem üzerindeki bir noktayı nasıl gösterebilir ya da bu iki sayıya bakarak bir noktanın düzlem üzerinde nerede olacağını nasıl bilebiliriz? Öncelikle terminoloji ile başlayalım. Solda gördüğünüz şekle koordinat düzlemi ve buradaki sayılara da koordinat adı verilir. Hemen not edeyim. Koordinatlar. Evet. Koordinat düzlemindeki siyah çizgilere eksen denir. Sağdan sola doğru uzanan eksenin adı x eksenidir. Bu eksene zaman zaman farklı isimler verildiğini de duyabilirsiniz. Sakın şaşırmayın. Yukarıdan aşağı doğru uzanan eksene de y ekseni adı verilir. Evet, aynen x ekseni için olduğu gibi matematikte ilerledikçe bu eksene de farklı isimler verildiğini duyacaksınız ama bu eksenden genellikle y ekseni olarak bahsedilir. Anlaştık mı? Peki. Bunları da anladığımıza göre şimdi gelelim buradaki iki sayının yani 3,5'in düzlemdeki bir noktayı nasıl göstereceğine. Bir koordinat çifti gördüğünüzde bunu birinci koordinat ya da x koordinatı olarak yorumlarsınız. Buradaki sayı yani ilk koordinat x koordinatıdır. Evet, x koordinatı ve bize x ekseni üzerinde sağa doğru ne kadar ilerlememiz gerektiği bilgisini verir. Eksenlerin birleştiği noktadan başlayıp sağa doğru 3 birim ilerleyeceğiz. 1 2 3. X koordinatı aradığım noktanın sağa doğru bu uzaklıkta olması gerektiğini başka bir deyişle de şu çizdiğim dikey doğru üzerinde olması gerektiğini söylüyor. Bu dikey doğru üzerindeki tüm noktaların x koordinatının 3 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Peki. Y koordinatına ya da buradaki ikinci sayıya gelince, evet bu sayıya da Y koordinatı Y koordinatı adı verilir. Bu koordinatta y ekseni üzerinde yukarı doğru ne kadar ilerlememiz gerektiği bilgisini veriyor bize. X koordinatında olduğu gibi eksenlerin kesiştikleri noktaya gelip, bu arada eksenlerin kesiştikleri bu noktaya da orijin dendiğini hemen eklemek istiyorum. Orijin, evet. Orijinden başlayarak yukarı doğru 5 birim ilerlediğimizde 1 2 3 4 5 buraya geliyoruz ve bu yatay doğru üzerindeki tüm noktaların dikkat edin y koordinatı 5'tir değil mi? Evet. Son olarak x koordinatı 3 ve y koordinatı 5 olan noktanın hangisi olduğunu belirlememiz lazım. Bu iki doğrunun kesiştikleri noktanın yani bunun mavi ile işaretliyorum x koordinatı 3 ve y koordinatı da 5'tir. İşte burası 3,5. Evet 3,5 noktasıdır. Orijinin koordinatlarının ne olduğunu merak ediyorsanız da orijin noktası orijinin 0 birim sağında ve 0 birim üstünde olduğundan dolayı x koordinatı 0, y koordinatı da 0'dır. Evet, 0,0. Peki, birkaç örnek daha yapalım. 2,5 noktasını koordinat düzleminde göstermek istersem ya da bir saniye 2,4 olsun. Şimdi sizden videoyu durdurup bu noktanın koordinat düzlemi üzerinde nerede olduğunu bulmanızı istiyorum. Peki Şimdi de birlikte yapalım. Birinci sayı x koordinatıydı değil mi? Ve bize sağa doğru ne kadar ilerlememiz gerektiğini söylüyordu. İkinci sayı ise yukarıya doğru ne kadar ilerlememiz gerektiği bilgisini veriyordu. Önce sağa doğru iki birim ilerleyelim. Sağa doğru bir... 2. Buradan da yukarıya doğru 4 birim ilerlersek, yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 ilerlediğimizde buraya yani 2,4 noktasına geliyoruz. Noktanın orijine göre ne kadar sağda olduğunu x koordinatı, orijine göre ne kadar yukarıda olduğunu da y koordinatı veriyor. Peki şimdi bir de diğer şekilde düşünelim. Size bu noktayı versem bana koordinatlarının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Peki Hadi bakalım videoyu durdurun ve bu noktanın koordinatlarını siz bulmaya çalışın. Koordinatların iki sayıdan oluşacağını bildiğim için parantez içinde boşluk virgül boşluk. Evet bunu bir hazırlayayım. Birinci boşluğa x, ikinci boşluğa da y koordinatı gelecek öyle değil mi? x ekseninin üzerindeki bu noktanın orijinin ne kadar sağında olduğunu yani x koordinatını bulmak için noktadan x eksenine doğru bir dikme çizin. Çizdiğiniz dikme x ekseni üzerinde nereye geldi ona bakın 4'e. Orijinin ya da y ekseninin de 1 2 3 4 birim sağında olduğumuza dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Bunu hallettiğimize göre sıra geldi x ekseninin ne kadar üzerinde olduğumuzu bulmaya. X ekseninin 1 bir birim üzerindeyiz öyle değil mi? O halde bu nokta 4,1 noktasıdır. Az önce yaptığımız gibi bu noktadan Y eksenine doğru uzanan bir doğru, dik doğru tabii çizerseniz yine 1'e geldiğimizi görüyorsunuz. Koordinatlarımız neymiş? 4,1 Kafanızın karışmaması için birinci sayının x koordinatı, ikinci sayının da y koordinatı olduğunu unutmamalısınız. Başka bir deyişle 1,4 noktası başka bir noktadır. X ekseni yönünde 1, Y ekseni yönünde 4 birim ilerlersek buraya yani 1,4. Evet, bu noktaya geliriz. Bunun için sayılardan ilkinin orijinin ne kadar sağında olduğumuzu ya da x ekseni üzerinde ne kadar ilerlememiz gerektiğini, ikincisinin de y ya da düşey eksen üzerinde ne kadar ilerlememiz gerektiğini bu bilgiyi verdiğini sakın ama sakın aklınızdan çıkarmayın.